Merhabalar, bugün sizlere Sirius hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Sirius ya da Ak Yıldız, Büyük Köpek takım yıldızında yer alan bahar ayında kuzey yarımküreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Canis Majoris ya da diğer adıyla Büyük Köpek takım yıldızının alfa yıldızı olan Türkçe'de Ak Yıldız ismiyle bilinen Sirius, -1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus'a oranla 2 kat daha parlaktır. Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında, tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır. Sirius bu parlak görünümünü aslında aydınlatma gücünün yanı sıra Güneş sistemine yakınlığına borçludur. Güneş'e 2.6 parsek yani 8.47 ışık yılı uzaklıkta oluşundan dolayı, Sirius sistemi, uzaydaki yakın komşularımızdan biridir. Sirius kütlesi bakımından Güneş'in 2 katıdır ve 1.42'lik bir mutlak kadir değerine sahiptir. Aydınlatma gücü Güneş'in 25 katı olmakla birlikte, Canopus veya Rigel gibi diğer parlak yıldızlarınkine oranla düşük kalır. Sirius sisteminin yaşı 200 ila 300 milyon yıldır. Sistem başlangıçta iki mavimsi yıldızdan oluşuyordu. Bu iki yıldızdan da kütlesi bakımından daha büyük olan Sirius B zamanla yakıtını tüketerek, dış katmanlarını kaybetmeden önce kırmızı dev haline gelmiş ve yaklaşık 120 milyon yıl önce dış katmanlarını uzaya atarak bugünkü hali olan bir beyaz cüceyi oluşturmuştur. Sirius, aynı zamanda yer aldığı takım yıldızında ön plana çıkmasından dolayı, geleneklerde köpek yıldızı olarak da adlandırılır. Bu yıldız pek çok mitolojik ve folklorik öykülere güneşten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Sirius'un Helyak doğuşu Antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşmalarını, Antik Yunan'da köpek günlerinin yani kavurucu sıcak günlerinin başlangıcını işaret ediyordu. Polinezyalılar için ise yıldız, kışın habercisi ve Pasifik Okyanusu'nda navigasyonları için bir referans kaynağıydı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.